Tabii tarihsel olarak Türkiye Osmanlı Devleti'nin bir bakiyesi olarak 20. yüzyılın başlarında kurulan bir devlet. Dolayısıyla Osmanlı hayallerinden hala vazgeçmiş değildir. Bugün Türkiye'de başkanlık rejiminin getirilmiş olması aslında padişahlık heveslerinin biraz modernize edilme biçimi olarak değerlendirmek lazım. Mevcut Diyanet Başkanlığı fetvalarıyla bir nevi aslında halifelik rolünü, o Şeyhül İslam kurumunun rolünü oynamaya çalışıyor. Geçen günlerde çok ilginç bir şey gördük. Bu onun bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Yani güzel şeyler hükümete, cumhurbaşkanına mal edilir. Ama kötü şeyleri de işte bir örnek olarak pahalılığı Allah'a yüklediler. Bu şunu ifade ediyor, toplumu uyutmanın bir boyutudur. Diğer bir husus, aslında mevcut devlet başkanlık rejimiyle birlikte MHP, Ergenekon vesaire o devletin en geri kesimi Osmanlı hayallerini yeniden canlandırmak istiyorlar. Bu Büyük Orta Doğu projesiyle işte Afrika'dan tutalım, Kafkaslara, Balkanlara, Orta Doğu merkezine olan müdahaleler ve hareketlenmeler sonucu kendilerine konjektürel olarak bir imkan doğduğuna inanıyorlar. Özellikle Lozan'la birlikte işte İngilizlere, Fransızlara bırakılan Rojava ve Güney Kürdistan hikayesi biliniyor. Bu 3. Dünya Savaşı'nda Türkiye uluslararası çelişkilerden ve Orta Doğu'daki kaostan kendisine pay çıkarmak istiyor. Birinci öncelikleri tabii ki Kürdistan coğrafyası üzerinedir. Rojava'yı işte biz Lozan'da savaşsız zorunlu olarak bıraktık Fransızlara, İngilizlere biçiminde bir değerlendirmeleri var. Buraları silah zoruyla tekrar ele geçirmek istiyorlar. Arap aleminde işte bu Sünni terör grupları olarak ifade edilen kesimlerle ilişkiler sağlayarak kimi yerlerde mesela en azından Irak'ta, Suriye'de rejim değişikliğini isterlerdi. Böyle bir arzuları vardı. DAEŞ'in, El-Kaide'nin, El-Nusra'nın, sözde özgür Suriye ordusunun hakimiyetini sağlayarak kendi hegemonyalarını almak istiyorlardı. Bugün mesela görüyoruz Kafkaslar'da da kimi çelişki ve çatışmalar var. Türkiye'nin müdahalesi oluyor. Bugün Kosova'da Sırbistan'la biraz da çatışma noktasına gelebilecek bir pozisyon doğuyor. Türkiye şu andan bir hareketlenme içerisine girmiş. Akdeniz üzerinde, Ege üzerindeki ekonomik arzularını yenilemek istiyor. Acaba bir çatışmada biz mesela Ege adalarını, Yunanistan'a ait olan Ege adalarını ele geçirebilir miyiz gibisinden akılların arka perdesinde böyle bir durum söz konusu. Mesela Libya'yı gördük, derhal kendilerince müdahale ettiler. İşte Afrika'da da eskide Osmanlı hegemonyası vardı, biz oradaki çıkarlarımızı da koruruz. Yani böylelikle bu Osmanlı hevesi AKP hükümeti, MHP desteğiyle birlikte aslında sürekli canlı tutuluyor ama ekonomik olarak ve konjektürel olarak dünya dengeleri, Orta Doğu dengeleri değerlendirildiğinde çok fazla bir şanslarının olduğunu söyleyemeyiz. Onlar en ucuz alanı, yani en kolay elde edebilecek alanı Kürdistan coğrafyası olarak Başur dediğimiz, Rojava dediğimiz alanı şu an büyük oranda hedefe koymuşlar. Bu yönlü çatışmalar, müdahaleler var.
Ama heveslerinde şu vardır, daha büyük saldırılar planlanıyor. Fakat uluslararası ekonomik güçler, yerel güçler, dengeler buna ne kadar izin verir? Bunu önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin arzuları çok farklı. Yani özellikle 1900'lerin sonlarında, o Birinci Dünya Savaşı'nın bitimine doğru Lozan'da yapılan antlaşmadan önce şunu hatırlamak lazım. Yani Osmanlı'nın yıkımıyla birlikte Türkiye'de Mustafa Kemal ve arkadaşları öncülüğünde başlatılan yeni bir devlet kurma, yeni bir yurt anlayışı aslında Kürtlerle birlikte planlandı. Şimdi kimi Kürt örgütleri, Kürt Tarihi Cemiyeti, Kürt Taun Cemiyeti, bazı mesela Bedirhaniler ve kimi aydınlar bağımsız bir Kürdistan noktasında hareket ettiler. Ama büyük çoğunluk, yani %90'dan fazlası Osmanlı bünyesinde özerk bir yapı ya da Mustafa Kemal'la özerk bir yapı. Mesela Amasya'da Meclis-i Mebusan vardı, Osmanlı'ya ait hükümet ile Mustafa Kemal'in kurtuluş hareketi diyelim. Bunlar bir araya gelerek aslında Kürtlerle birlikte Misak-ı Milli'yi oluşturdular. Bu işte Hatay'ın güneyinden başlar, Halep'e, oradan Deyrezor, Musul, Kerkük, Hamrin Dağları'na, İran sınırına kadar dayanırdı. Bunun üzerine bir yemin, birlikte bir mücadele hattı ördüler. Ama İngilizlerin, tabii ki Fransızların, özellikle bu bölgede petrol var Güney Kürdistan'da, kısmen Rojava'da. Avrupalıların petrole ihtiyacı var, biz buraları size vermeyiz demeleri üzerine, ısrarı üzerine Mustafa Kemal bundan vazgeçmek durumunda kaldı. Şimdi mesela sürekli Kürtler işte kendimizi yönetmek istiyoruz, kimliğimizle, coğrafyamızla, kültürümüzde var olmak istiyoruz dediklerinde, siz ülkeyi böleceksiniz, siz vatana ihanet ediyorsunuz suçlamalarıyla karşılaşıyorlar. Ama birlikte orada verilen bir söz var, kararlaştırma var, Kürtlere özellik verilecek. Misak-ı Milli Osmanlı döneminde Kürtlerin ve Türklerin birlikte yaşadığı coğrafyaydı. Yani bugünkü Rojava ve Güney Kürdistan, Kuzey Kürdistan bunun içerisindeydi. Ama burayı Fransızlara veren, burayı İngilizlere veren bu coğrafyayı Mustafa Kemal hareketiydi. Türklerin elit kesimiydi. Birinci mecliste çok yoğun tartışmalara neden oldu. Kimi Türk milletvekilleri ve özellikle Kürt milletvekilleri, siz Kürdistan'ı parçalıyorsunuz, gövdemizi ikiye ayırıyorsunuz, bu kabul edilemez. Dolayısıyla Mustafa Kemal birinci meclisi feshetti. Yani eğer bir ihanetten bahsedilecekse, aslında Türk siyaset eliti, egemen kesimi Kürt halkına ihanet etmiştir, coğrafyasını bölmüştür, verdiği sözleri yerine getirmemiştir ve sonradan inkar ve imha politikası geliştirmiş. Şimdiki değişen Orta Doğu konjektüründe biraz teknik olarak kendilerini geliştirmişler silah olarak. Belli bir nüfus da var. Acaba biz tekrar Rojava'yı ve Güney Kürdistan'ı kendi coğrafyamıza silah zoruyla katıp Kürtleri tümden imha edebilir miyiz gibisinden bir plan içerisindedirler. Ama bunun tutmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu boş bir hayaldir. Ne Kürtler bunu kabul eder, ne Orta Doğu ve dünya konjektürü buna müsaade eder. Yani bugün çok hazin bir durum var. Türkiye toplumu, devlet yapısı, siyasi yapısı, HDP'yi ve çevresini bir tarafa bırakırsak tam bir hezimet, tam bir çöküş yaşıyor. Yani bugün ekonomik olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'nin 451 milyar dolar bir borcu var. Mesela şunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. İktidarın milletvekilleri defalarca bunu dile getirdiler. Bu 40 yıllık savaşta 1 trilyonun üzerinde
$1 trilyon üzerinde savaşa harcanmış ve savaş zararları olarak değerlendiriliyor. Bu korkunç bir para, bu bir. İkincisi, öyle bir hale gelmiş ki işsizlik 10 milyonu geçti. Pahalılık, doların yükselmesi, toplum artık çöplükten besleniyor. Açlıktan intihar noktalarına gelmiş. Korkunç bir yoksulluk var. Yatırımlar yapılamıyor. Bütün 100 yıllık üretilen değerler, yani kamuya ait olan değerler $70 milyar karşılığında satıldı, tüketildi. Bugün bütçe boş, hazine boş, dışarıdan para gelmiyor ve ekonomi çöküş noktasını yaşıyor. Dış açık da çok artmış durumda. Her geçen gün biraz daha bir bunalımı derinleştirme durumu var. Siyaseten zaten ülkeyi yönetemiyorlar, tıkanmışlar. Dışarıda itibarsız bir konuma düşmüşler, her tarafı düşman ilan etmişler. İçeride düşman, dışarıda düşman. Toplumu da ikiye bölmüşler. İktidara biat etmeyenler hain, edenler ise biat eden uysal vatandaş konumunda. Dolayısıyla bu savaş bununla da sınırlı değil. Toplumda ahlaki çöküntü meydana getirdi. Yani küçücük çocuklar Kur'an kurslarına alınıyor, tarikatlara insanlar giriyorlar. Dolayısıyla bakıyorsunuz ahlakı sözde üreten şeyhler, imamlar bir kısmında en az da çok korkunç taciz, tecavüz, istismar olaylarını yaratabiliyorlar. Her gün karşılaştığımız şeyler. Kadın kırımı, yani AKP'nin döneminde 7000'in üzerinde kadın bugüne kadar öldürülmüş. İşkence edenlerin sayısı yok. Hukuk rafa kaldırılmış. İnsan hakları, özgürlükler tümden rafa kaldırmış. Bir yalan makinesine dönüşen bir medya söz konusu. Açık cezaevi halinde Türkiye. Toplum tedirgin, psikolojisi bozulmuş, güvensizlik had safhada. Zindanlar zaten 12 Eylül zindanlarını aratmayacak bir şekilde işkencelere tabi tutuluyor ve insanların cenazeleri peyderpey çıkmaya başladı. Hiçbir kural, hiçbir ahlaki ölçü, hiçbir dini ölçü gündemde değil ya da esas alınmıyor. Tamamen kapkara bir faşizm zihniyeti ve uygulamasıyla toplum karşı karşıyadır. O açıdan siyasette bir çürüme var, bir tıkanma var. Problemleri çözme, başta Kürt sorunu olmak üzere kimlikler sorunu, inançlar sorunu, kadın erkek eşitliği sorunu, toplumsal yaşamın tahsisi, geleceği aydınlığa taşıma noktasında çok ciddi problemler var. Emekçilerin, yoksul halk kitlelerinin, yani onların verilerine göre toplumun %85'i şu an yoksulluk sınırında, bir avuç rantçı insan gelişme sağlayabiliyor. O açıdan Türkiye'nin ekonomik durumu bu savaş itibariyle çok kötü bir durumda ve her geçen günde batmak üzeredir. Dur, bizim partimiz aslında üçüncü hat olarak, üçüncü yol olarak kendisini ifade ediyor. Mevcut siyasi partilerin hepsi devlet ideolojisiyle beslenen partiler. Onun inkarcı, imhacı, antidemokratik yapısını esas alan partilerdir. Muhalefetiyle, iktidarıyla. Dolayısıyla Türkiye'yi demokrasiye taşıma, özgürlükleri, hukuku geliştirme noktasında ve temel, başta Kürt sorunu olmak üzere diğer soruları çözme noktasında zayıf kalıyorlar. Çünkü Türkiye gerçekliğinin dışında bir arayış içerisindedirler. Yani bir mozaikten bahsediyor. Farklı halklar var, kimlikler var, farklı inançlar var, toplumsal yapının farklılıkları, zenginlikleri çok çeşitlidir. Bunları göz önünde bulundurmadan baskı politikalarıyla, çatışma politikalarıyla
vesikalarıyla sorunları öteleyebileceklerini ya da yok edebileceklerine inanan bir zihniyet var. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar bu zihniyet farklı nüanslarda, tonlarda kendisini her zaman ortaya koydu, topluma acılar yaşattı ama hiçbir çözüm bulamadı. Şimdi biz HDP olarak, farklı bir parti olarak bir kere Türkiye'nin halka dayalı bir demokrasiye geçiş, gerçek demokrasi, halkın söz sahibi olduğu, örgütlendiği, politikleştiği, ahlaki bir yapının bilinç olarak topluma yedirildiği bir fikriyatı savunuyoruz. Meclisin daha çok demokrasiye, siyasi partilerin demokratik bir yapıya kavuşması, uluslararası ölçülerin esas alınması, hukukun, özgürlüklerin esas alınmasını biz esas alıyoruz. Demokrasinin topluma yayılmasını esas alıyoruz. Sembolik seçimlerle değil, daha farklı örgütlenme biçimleriyle. Şimdi bizim bu miting adımımız aslında Türkiye'deki bu kaosun yarattığı sonuçları giderme, tepki gösterme, aynı zamanda seçim yaklaşıyor ve Türkiye'nin özellikle Yunanistan'la suları ısıtması, Rojava'ya saldırma istemesi, 3 aydan fazladır Güney Kürdistan'da saldırılar düzenliyor olması, bir çatışma, bir savaş içerisinde olması ve biraz önce söylediğimiz o tehlikeli heveslerin peşinde gitmesi aslında bir bütün olarak Türkiye halklarına kaybettiriyor ve geleceğini karartmayla yüz yüzedir. O açıdan biz mesela öncelikle iki tane büyük şehirde, bir tanesi Kürdistan'da, Diyarbakır'da, biri İstanbul'da olmak üzere bir çıkış yapmak istiyoruz. Biz diyoruz ki biz halkımızla, demokrasi güçleriyle, humanist kesimlerle, demokrasiden, barıştan yana kim varsa bir çıkış yapalım, bir ses, bir güç birliği yapalım. Bu bir ilk adımdır. Biz hem Rojava'ya olabilecek saldırılar karşısında ve olanlar karşısında sesimizi yükselteceğiz. Hem Başur'a karşı yapılan savaşta sesimizi yükselteceğiz. Sivillerin öldürülmesine karşı. Hem aynı zamanda Türkiye'nin bütün sorunlarını, başta Kürt sorunu olmak üzere ve komşularla olan sorunları da dahil her şeyi diyalog yoluyla, barışçıl bir yöntemle çözmesini haykıracağız ve önlerine koyacağız. Bu savaşçı politikalar, bu inkarcı politikaların sonu hüsrandır, parçalanmadır, bölünmedir, toplumun güçten düşmesi demektir. Hangi badirelerle yüz yüze kalacağımızı kestiremiyoruz ama her şeyden öncesi bir karanlığa doğru itildiğimizi, gidebileceğimizin hesabını yapıyoruz. Öngörüsünü dile getiriyoruz. O açıdan bizim mitinglerimiz önemlidir. Çağrımız özellikle Diyarbakır halkımıza, ilçelerimize, bölgenin yakın ilerindeki halkımıza, demokrasi güçlerine çağrımız şudur. Biz bu faşizan hükümetin bu savaşçı, kıyımcı politikalarına karşı Diyarbakır'da da İstanbul'da da sesimizi yükseltelim ve seçime doğru da giderek örgütlülüğümüzü daha da zenginleştirerek, halkla bütünleşerek bu tehlikeli gidişatı bilince çıkararak tavırlarımızı netleştirelim diyoruz.